Ben zikretmiştim, bir kere daha zikretmek istiyorum. Hoca Efendi'ye hani Kur'an Türkiye'deki kardeşlerimiz çok bunaldı. Ne tavsiye edersiniz diye sordular. Hoca Efendi Kur'an meali okusunlar dedi. Kur'an meali okusunlar. Çünkü teselliler orada. Hep orada hani hep şeyi buluyorsunuz bakın. Hani geçen dersimizde Kainat kitabıyla Kur'an kitabı arasındaki ayetlerin eşleştirilmesini konuşmuştuk ya. Aslında Kur'an kıssalarını okurken siz yaşadığınız her şeyle Kur'an kıssaları arasında bir eşleştirme görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sizi teselli ediyor. Ve işte Cenab-ı Hak Efendimiz'e bakın teselli üzerine teselli, teselli üzerine ihanete mi uğradınız? Size yalancı mı dediler, namusunuza iftira mı ettiler? Hepsine ilişkin orada görüyorsunuz o kıssaların içerisinde. Kur'an peygamberimizin maruz kaldığı musibetlere karşı bir bakıma onu teselli edici, kuvve-i maneviyesini takviye edici mahiyette her fırsatta kalbi pâki nebevi etrafında itminan esintileri meydana getiriyor. O zaman sizin de kalbi pâkiniz etrafında itminan esintileri meydana getiriyor Kur'an-ı Kerim. Maruz kaldığınız her durum karşısında. Her durum karşısında mazlumlara yardım ettiniz diye size zulüm mü ettiler? Kur'an sizi şu kalbi pakiniz etrafında itminan esintileri meydana getiriyor. Onun kuvve-i maneviye-i imaniyesini takviye etmiştir. Efendimizin zilliyet planında sizin de kuvve-i maneviye-i imaniyenizi Kur'an takviye ediyor. Evet değerli dostlarım, bir metin daha okuyalım istiyorum bu bağlamda. Kur'an'daki kıssalar diye bir bahsi var Hoca Efendi'nin Prizma'da, Prizma 1'de. Kur'an'daki kıssalar. Çok önemli bir metin bu. Bu bağlamda bunu da mütalaa edelim istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikrettik yani en fazla tekrar edilen şeyler kıssalar biliyorsunuz. Kur'an'daki kıssalara bakış açımız nasıl olmalı, onları nasıl değerlendirmeliyiz diye soruyorlar Hoca Efendi'ye. Nasıl bakmalıyız Kur'an kıssalarına? Biraz da bunu değerlendirmiş olalım. Bu soru bizim sorumuz. Kur'an kıssalarına nasıl bakacağız sorusu. Kur'an ezelden ebede insanlığın ışığı, rehberi, ruhu, destanıdır. Ne güzel bir giriş cümlesi. Ezelden ebede insanlığın ışığı, rehberi, ruhu, insanlığın destanıdır. İşte o destanın unsurları o kıssalar aslında. İnsanlığın destanı Kur'an. İnsanlık tarihini nereden öğreneceksiniz? Nereden öğreneceksiniz insanlık tarihini? Efendim mağara devri diyorlar, efendim taş devri falan diyorlar. Öyle değil. İnsanlık tarihi bir yönüyle peygamberler tarihi, medeniyet tarihi. Kur'an ezelden ebede insanlığın ışığı, rehberi, ruhu, destanıdır. Bu itibarla onda yer alan her şey kıyamete kadar bütün insanlığı ilgilendirir. Onda yer alan her şey bizi çok ilgilendiriyor ve kıyamete kadar bütün insanlığı da ilgilendiriyor. Kur'an'daki kıssalara bu açıdan baktığımızda bizim onlardan aldığımız ve alacağımız derslerin, ibretlerin olduğu ve olacağı da muhakkaktır. Şimdi ne olacak? Biz o kıssalardan mutlaka ibretler alacağız. Hoca Efendi diyor ya Hanzeli'nin kıssasını ben şu bağlamda anlatırım, bu bağlamda anlatırım. Biz de bir tane hikmet almayacağız, bir tane ibret almayacağız. Bir hadisede bir ibret alacağız, başka bir hadisede başka bir yönünü göreceğiz. İşte bu yönüyle kıssaların anlatılmasının temel sebeplerinden biri daha belirlenmiş olur. Ancak kıssalar bu açıdan tahlile tabi tutulurken şu hususunda unutulmaması gerekir. Kıssalar zaman, mekan, şahıs ve toplumlarla mukayyet hadiselerdir. Şimdi unutmamamız gereken bir şey var. Zaman, mekan, şahıs ve toplum. Bu üçüyle mukayyet kıssalar. Bu üçleme çok önemli. Zaman, mekan, şahıs ve toplumla kayıt altına alınmış olan hadiseler bizim onlardan gerekli dersi alabilmemiz için bu üç unsurun gözetilmesi gerek ancak gözetilmesiyle mümkün. Zaman, mekan, şahıs ve toplum. Yoksa onları genelleme içinde ele alıp zamanımıza indirgediğimizde başka bir tabirle vakanın tarihi, siyasi, askeri, coğrafi, kültürel, dini arka planını göz ardı ettiğimizde ulaşacağımız neticelerin yanlış olacağı izahtan varistedir. Bakın ne oluyor? Eğer biz o kıssanın
tarihi arka planını, kültürel, coğrafi arka planını, dini arka planını göz ardı edersek sığlıktan kendimizi kurtaramıyoruz ve yanlış neticelere de ulaşabiliyoruz. Bu külli hakikat mahfuz, Kur'an'a ait hususiyeti vurgulamak isterim. Kur'an, bahsini ettiğimiz kıssaları öyle bir usluk ve şive ile bize sunar ki insan hemen ondaki bu zaman üstü edada kendine hitap edildiğini anlar ve bir muhatap tavrı içerisine girer. Şimdi bu hususiyeti zaman, mekan, şahıs ve toplum hususiyeti mahfuz tutulacak olursa oradaki derinliğe hepimizin ihtiyacı var. Bizi o derinliğe Hoca Efendi çekiyor. Fakat siz Kur'an-ı Kerim'deki bir kıssayı okuduğunuzda o hemen sizi kendi içerisine çekiyor. Zaman üstlülüğüyle sizi kendi içerisine çekiyor. Ve anlıyorsunuz size hitap edildiğini. Orada öznenin siz olduğunu anlıyorsunuz. Kur'an, hatta Hoca Efendi diyor ki hani bir peygamberlerin peygamber olduklarının makamı mahfuz, bir peygamber kıssası okurken siz o peygamberin yerine kendinizi koyun. Peygamberlik makamına kendinizi koyun değil, onun yerine kendinizi koyarak okuyun. Dolayısıyla o zaman üstü edanın içerisinde siz muhatap tavrı içerisine giriyorsunuz. Kur'an sizi onun içerisine çekiyor. Yani zaman, mekan, insan faktörüne takılmadan ondan gerekli olan mesajı siz alabiliyorsunuz. Zaman, mekan, insan faktörüne takılmadan gerekli mesajı alabiliyorsunuz Kur'an'ın zaman üstülüğüyle. Ne var ki bunun herkesin yapabileceği çok kolay bir iş olmadığı da açıktır diyor Hoca Efendi. Şimdi ne oldu? Tamam, bu mümkün ama herkesin yapabileceği kolay bir iş değil. Dolayısıyla ne yapıyor Hoca Efendi bize? Bunu nasıl yaptığımızı, nasıl yapabileceğimizi sürekli olarak talim ettiriyor. Sürekli. Sürekli Kur'an kıssalarını anlatıyor, farkındasınız. Üstadımız mesela birinci, ikinci lema aslında bunun modellemesidir biliyorsunuz. Yani nasıl yapacağımızın modellemesi. Aynı zamanda nasıl yapacağımızın usulünü de verir bize. Zaman üstülük meselesiyle alakalı şöyle bir yaklaşım uygun olsa gerek. Allah mazi, hal ve istikbali birden ihata eden bir zat-ı eceli aladır. Şimdi zaman üstülük, Kur'an zaman üstü. Dolayısıyla Allah bize bir hakikati anlatırken mazi, müstakbel ve halin birden nazar eden bir yaklaşımla anlatıyor. Biliyorsunuz mazi, müstakbel ve hal, buna ezel ilmi diyoruz, ezeli ilim diyoruz. Hepsini kuşatan bir yerden bize vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Ve vurgu yapılan her şey, vurgu yapılan her ön plana çıkartılarak mevzuun ana temasını oluşturmaktadır ki bu hususun gözden uzak tutulmaması gerekir. Evet, çok özür diliyorum. Tamam, şuradan devam ediyorum. Evet, bazı kıssalar Kur'an'da değişik yerlerde ve defaatle anlatılmaktadır. Şimdi biz asıl bağlamımız buydu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de tekraren anlatılması ve değişik yerlerde defaatle anlatılması meselenin dikkat edildiği takdirde ilgili kıssanın anlatıldığı her yerde başka bir yanına vurgu yapılıyor ve vurgu yapılan her ön plana çıkartılan mesele, yani bizim bağlam dediğimiz mesele, meselenin ana temasını oluşturuyor. Yani tekrar ediyor Kur'an-ı Kerim meseleyi ama bir şeyi öne çıkarıyor, ana tema olarak anlatıyor Cenab-ı Hak bize. Bunun da gözden uzak tutulmaması lazım diyor Hoca Efendi.